Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dış kuvvetlerin birinci kısmıyla karşınızdayız. Tabii ki de burayı daha rahat bir şekilde öğrenebilmeniz için ikiye böldüm. Bugün bu bölümde bu ünitede neler öğreneceğiz? Ünite içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. Akabinde tabii ki de ödevlendirmemizde vermiş olacağız. Bugün sizlerle birlikte öncelikle dış kuvvetlerin temel mantığı nedir? Onu anlamaya çalışacağız. Sonra benim sizler için bu bölümde seçmiş olduğum birinci kısım kütle hareketlerinin oluşturduğu yeryüzü şekilleri ...çözülme ile oluşan yeryüzü şekilleri, rüzgarların ve akarsuların oluşturmuş olduğu yeryüzü şekilleri... ...bunların hepsini bu dersimizde güzel güzel öğreneceğiz. Ve tabii ki dersimiz bittiğinde ben ödevi baştan peşin peşin vereyim ki sonraki süreçte kavga çıkmasın. Hemen şöyle açıyorum konu anlatımlı soru bankası kitabımı siz de benimle birlikte açın. Şimdi akarsu terim var, akarsu aşındırması, akarsu birikim şekli. Yani 34. sayfadan başlıyorsun... Buradan tam şu karstik şekiller var ya 44. sayfaya kadar ben konuyu bitirdiğimde güzel güzel çiziyorsun. Kitabın varsa kitabını da bir yandan aç ki beni izlerken not almayla uğraşma. Buradaki terimleri, kavramları, konu anlatımlarını buradan güzel güzel takip edebilirsin. Bu birinci kitabımız. Ödev biter mi? Tabii ki de bitmez. Biz sizler için Dinamo Soru Bankası'nda hazırladık tabii ki. Buradaki ünite içeriğimizde yani bugün ne göreceğiz? Neleri çözmemiz lazım? Dış kuvvet Akarsu terimlerinden başlıyoruz rüzgarlar yani buzullar kısmı 36. sayfaya kadar 28'den 36 bir de şurada bak 45. sayfada kütle hareketleri var onu da şöyle bir patates et ve geçelim diyelim hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi dış kuvvetler nedir dediğimizde bir bunların ana faaliyeti şu iç kuvvetler bir ürün ortaya çıkardı mı bir daha ortaya çıkarabilir değil mi dış kuvvetlerin temel amacı onlarla yarışmaktır kardeşim sen bir daha çıkardın mı evet çıkardın ah sana çıkardığını daha der ben burayı aşındırırım ben burayı taşırım sonra ben buradaki aşındırıp taşıdığım maddeleri bir yerde biriktiririm der. Ve dış kuvvetlerin temel amacı yeryüzünde bir aşındırma faaliyetleri sonra aşındırdığı malzemeyi taşıma faaliyetleri ve en sonda da bu taşındırdığı malzemeyi ya da taşıdığı malzemeyi de biriktirme faaliyetleri şeklinde etkin bir rol oynar diyebiliriz. O zaman mantıken düşün herhangi bir dağlık sistem var bir yeryüzü şekli var ve burada dış kuvvetler aşındırma faaliyeti yürütürse aşındırma sonucunda oluşmuş aşınım şekillerini görebiliriz. Görebilirim. E aşılan malzemeler bir yerde taşınır birikir ve orada birikime bağlı olarak birikim şekillerini de görebilirim o zaman çaktık köfteyi niye eğer ki biz dış kuvvetlerle ilgili bir ifade kullanacaksak öncelikle aşınım şekilleri nelerdir onlardan bahsedeceğiz sonraki süreçte ise birikim şekilleri nelerdir onlardan bahsedeceğiz peki dünyanın her yerinde aynı dış kuvvet etkili midir? dersek işte dur orada. Neden? Mesela arazinin çok eğimli engebeli olduğu alanlarda bir akarsu varsa ki akarsular birçok iklim bölgesinde etkilidir. Bunun dışında soğuk iklim bölgelerinde özellikle buzullar etkilidir. Kıyı alanlarında dalga ve akıntılar etkilidir. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ise rüzgarlar etkilidir. İşte biz sizlerle bugün bunların hepsini öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım ilk kısmımız çözülme ile oluşan yeryüzü şekilleri. Çözülme diyorsa burada ufalanma olabilir parçalanma olabilir, dağılma olabilir ki bunlar fiziksel yollardan meydana gelen çözülme türleridir ya da erime olabilir ki bu da kimyasal yollardan meydana gelen çözülme süreçleridir. Yani çözülme dediğimiz zaman herhangi bir arazi alanındaki kayacın erimesi olarak düşünebilirsiniz ki birinci görselimize baktığımızda erimenin kanıtlarını görebilmekteyiz. Burada mesela delikli lapyalar var sevgili arkadaşlar. İkinci ve üçüncü görsellere baktığımız zaman çok dikkat edelim. Evet burada bir kayaç var ama kayaç parçalanmış. Yani buradaki ikinci görselimizde fiziksel bir ayrışma var. Üçüncü görselimizde de aynı şekilde gene fiziksel bir ayrışma var. Ama biz buna biyolojik ayrışma deriz. Bitki köklerinin yapmış olduğu ayrışmalardır. Peki sorum şu. Buradaki kimyasal ayrışma dediğimiz erime olayının hangi iklim bölgelerinde olduğunu düşünürsek e, erime de su esas ise o zaman bu nemli iklim bölgelerinde etkilidir diyebiliriz. Hemen dokuza geç hangi iklimler benim aklıma ekvatoral iklim geldi okyanusal iklim geldi muson iklimi geldi akdeniz iklimi geldi o zaman unutma sıcak yağışlı ve kayaçların dirensiz olduğu bölgelerde kimyasal ayrışmanın etkili olduğunu bileceksin. Peki Fiziksel ayrışma türü dediğimiz bu ayrışmanın hangi iklim bölgelerinde olduğunu söylersek burada sudan ziyade sıcaklık farkının çok fazla olması lazım. Şunu unutma. Herhangi bir merkezde sıcaklık farkı çok fazla ise yarı kurak ya da kurak iklim bölgeleridir diyebiliriz. Mesela dünya ölçeğine baktığımız zaman kurak ve yarı kurak iklim bölgeleri mesela hemen aklıma neresi geldi? Çöl iklim bölgesi geldi. Karasal iklim bölgesi geldi. Mesela tundura iklimi bölgesi de geldi. Neden derseniz mesela burada da kayaçlarda buz çatlatması görülebilir. Haberiniz olsun. Çözülme hızını ve şeklini neler etkiler dediğimizde özellikle burada bitkilerin kökleri çok çok önemlidir. Bu biyolojik organik ayrışmadır da diyebiliriz. Çünkü çünkü bitki kökü büyüdüğünde kayaca baskısı artar ve bu şekilde parçalanma meydana gelir diyoruz. Geldik kütle hareketine. Sol tarafta bir kütle hareketini gördük. Kütle hareketi dediğimiz zaman aklınıza sadece heyelan gelmesin. Heyelan Toprak kayması, çamur akıntısı, kaya düşmesi bunların hepsi kütle hareketidir. Burada özellikle çözülme ile ortaya çıkan bir malzeme var mı? var. Bu malzeme yer çekiminin etkisiyle eğim doğrultusunda yer değiştiriyor. İşte bu malzemenin eğim doğrultusunda yer değiştirme işlemine biz kütle hareket ederiz. Heyelan da bir kütle hareketidir. Çamur akıntısı da kaya düşmesi de ya da sevgili arkadaşlarım toprak kayması da bir kütle hareketidir. Tamam mı? Şimdi peki görselimize bak şöyle. Görselimize baktığımızda burada bir kütle hareketi görüyoruz. Peki bu kütle hareketinin oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir dediğimizde hemen gelin hep birlikte şuraya ya bir göz atalım. Bir, arazinin jeolojik ve jeomorfolojik yani yerin yapısı ve yerin özellikleriyle ilgili durumlar. Mesela kayaç yapısı. Düşünün bir toprak kütlesi var. Toprak kütlesinin alt kısmında geçirgen özelliği olmayan kayaçlar var. Yağışla birlikte eğim doğrusunda bu toprak yer değiştirebilir. Bu kütle hareketidir. Bu bir. Eğimin olması lazım arazinin özelliklerinde bir malzemenin yer çekiminin etkisiyle eğim doğrultusunda hareket etmesi işlemi dedik zaten. Tabakaların uzanış doğrultusu da bizim için kütle hareketlerinin olmasında etkili olan unsurlardır. Onun dışında araziye bak. Arazideki iklim nasıl? Tabii ki de nemli. O zaman nemli iklim bölgelerinde eğimli arazilerde bunu daha yoğun ölçekte görebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Eğer ki beşeri faaliyetler neticesinde yamaçın dengesi bozulursa da bu da gene kütle hareketlerinin oluşmasında etkilidir diyebiliriz. Biz tüm Türkiye ölçeğinde kütle hareketlerini daha yoğun olarak nerede görebilmekteyiz? Arazinin eğimli, engebeli, yağış miktarının daha yoğun olduğu Karadeniz bölgesinde çok fazla görebilmekteyiz. Haberiniz olsun. Kütle hareketi dediği zaman Karadeniz aklından çıkarma. Geldik rüzgarlar ve bunların oluşturduğu yeryüzü şekilleri. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu düşünün. Rüzgarlar Arazilerdeki malzemeyi sıçrama yoluyla yer değiştirebilir, sürükleyerek yani kayma yoluyla yer değiştirebilir ya da havada taşıyabilir. Şimdi bu taşınan malzemeler herhangi bir arazideki bir kütleye çarptığında o kütleyi aşındırır ve bu şekilde rüzgara bağlı olarak meydana gelen aşınım şekillerini oluşturur. Aşınan malzemeler taşınır ve birikir. Bu şekilde de birikim şekilleri meydana gelir. Peki rüzgarın böyle etkiye sahip olabilmesi için buradaki örtünün nasıl olması lazım? Kuru olması lazım. Eğer ki ıslak olsaydı rüzgar bunları havada taşıyabilir miydi? Ya da sıçratabilir miydi? Tabii ki de hayır. O zaman şunu unutma. Rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekillerini biz daha yoğun ölçekte yarı kurak ve kurak bölgelerde görüyoruz. Peki sizce hemen bu ifadeye dikkat edin. Yarı kurak ve kurak bölgeler dedik. Peki sizce rüzgarlar hangi iklim bölgesinde en etkili dış kuvvettir diyebiliriz. Tabii ki de unutma yarı kurak ve kurak dediği zaman aklına bu iklim bölgesi gelecek. Bak ismini yazmadım. Senden düşünmeni istiyorum. Bak geldi karşına Avustralya'nın iç ve batı kısmı. Karşına geldi Afrika'nın kuzeyi. Yapıştır geç. Hangi iklim bölgesi? çöl iklim bölgesi. Eğer ki sana bir soru kökünde dünya ölçeğinde dış kuvvet olarak rüzgarların en etkili olduğu yerler neresi dediğinde gözün hemen Avustralya'nın iç ve batı kısmını arasın. Aynı zamanda Afrika'nın kuzeyini arasın. Çöl iklim bölgelerinde toprak örtüsü yüzeydeki örtü kuru olduğu için rüzgarlar en etkili dış kuvvettir. E bizim temel mantığımızda rüzgar taşıdığı malzemeleri herhangi bir kütleye çarpıttığında aşınım şekillerini çarpan malzeme malzemeler aşındıktan sonra biriktiğinde de birikim şekillerini oluşturuyorsa gelin hep birlikte bu şekillere bakalım. Birincisi rüzgarın oluşturduğu aşınım şekillerinden mantar kaya. Neye benziyor? Mantara benziyor. Burada kayacın arazinin hangi kısmı aşınmaya uğramış? Alt kısımları aşınmaya uğramış. O zaman dikkat et şuradaki sıçrama yoluyla taşınan malzemeler buradaki engele çarpmış ve aşındırma yani korazyona sebebiyet vermiştir diyebiliriz. Bu bir. İkincisi yardank. Oluk şeklindeki aşının düzlükleri diye geçer. Çöl kaldırımı ya da hamada sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat edin bakın. Burada kaymayla giden malzemeler var mı? Var. Havada taşınan malzemeler gitti. Sıçramayla diğer malzemeler gitti. Ve yüzeyi tamamen taş parçaları kapsadı mı? Şöyle şuradaki taş parçaları. Bu çöl üzerinde kaldırıma benzediği için çöl kaldırımı ya da diğer ismiyle hamada adı verilmektedir diyebiliriz. Yardankı öğrendik. Çöl kaldırımını mantarkayı öğrendikten sonra tafoniye geliyoruz. Burada tafoni ile ilgili iki durum var. Ya bir kayaç suyla tepkimeye girecektir. Aşınmaya karşı dirensiz alanlar hassas hale gelecektir. Rüzgarların aşındırdığı o malzemeler var ya havada uçan malzemeler. Bunlar kayacı çarptığında kayacı delecektir. Yani delikli bir yapıdır sevgili arkadaşlar. Bu haberiniz olsun. Ya da yarı kurak iklim bölgelerinde gene bizim rüzgarımızın aşındırdığı malzemenin kayaca çarpmasıyla birlikte yapmış olduğu aşındırmalardır diyebiliriz. Eski Eskişehir Yazılı Kaya Platosu'nda örnek vermemiz gerekirse bizim ülkemizde Tafoni'ye ait şekilleri çok rahat ölçekte görebilmekteyiz. Rüzgar her yerde aşınım şekillerine sahip değildir. Rüzgar bazı alanlarda da birikim şekillerine sahiptir. Hemen şurayı şöyle aşınım değil birikim olarak düzeltelim sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik birikim kısmında. Rüzgarın birikim şekilleri yapabilmesi için bir rüzgarın hızının azalması lazım. Taşıdığı yük miktarının artması lazım. Ve eğer ki rüzgar aşındırıp taşıdığı kum boyutundaki malzemeleri biriktirirse kumullar meydana gelir. Bununla birlikte rüzgarların aşındırıp taşıyıp biriktirdiği toprak tiplerini ise biz löss deriz sevgili arkadaşlar. Bu kumla çakılla birlikte karışık halde bulunan topraklardır. Eğer ki sana hilal şeklindeki birikim düzlükleridir, kumullarıdır diyorsa bunlar barkandır. Bakın şuradaki hilal kısmını gördünüz mü? Rüzgarın geldiği kısım burasıdır sevgili arkadaşlar ve burası biraz daha yataydır hav Burası daha diktir ve bu dik olduğu kısım, yatay olduğu kısım rüzgarın geliş yönünde belirler. Unutma, hilal şeklindeki birikim kumullarına barkan, rüzgarların aşınıp taşıp biriktirdiği kum boyutundaki malzemeler kumul, rüzgarların aşındırıp taşıp biriktirdiği toprak tiplerini ise biz lösler diyoruz. Geldik akarsular kısmına. Burada oluşturduğu yeryüzü şekillerine de bakacağız ama öncelikle akarsu nedir? Bunlarla ilgili kavram tanımlarımız nelerdir? onlardan da bahsedelim. Belirli bir yatak boyunca akan sulara biz genel olarak akarsu deriz ve akarsuyu inceleyen bilim dalı fiziki coğrafyanın hidrografya bilim dalına yardımcı bir bilim dalı vardı. Potamolojiydi. Bu akarsuyu inceleyen bilim dalıdır. Akarsu ile ilgili kavramlara geleceğiz. Arkasında da birçok kavramımız var. Bunlardan da güzel güzel bahsedeceğiz. Ne kadar çok bunları bil var değil mi? Hepsini bileceğiz ama. Şimdi birincisi Kaynak neresidir dersek hemen ben şuraya şöyle kaynak diye yazıyorum. Kaynak dediğimiz zaman aklına ne geliyor? Akarsuyun sularını ilk topladığı kısım. O zaman bu akarsuyun iki tane akarsu var burada. Kaynağı suların ilk topladığı kısımdır. Ağız nedir dersek ağız ise akarsuyun sularını herhangi bir yere boşalttığı kısımdır. Bu deniz olabilir, bu göl olabilir, bu okyanus olabilir ya da bu kuruya da bilir. O işte en uç kısmı var ya şurası. Burası ağızdır tamam mı? Havza nedir dersek akarsuyun su topladığı alanın tamamına. Yani şuradaki A akarsuyunu düşünün. Şuradaki B akarsuyunu ya da şuradaki C akarsuyunu düşünün. Bu akarsuya su sağlayan tüm kollara, tüm alanlara biz havza ve havza sınırı diyoruz. Su bölümü çizgisi nedir dersek su bölümü çizgisi ise iki akarsuyu birbirinden ayıran sınırdır sevgili arkadaşlar. Ve genel itibariyle su bölümü çizgisi sırtlardan geçerler tamam mı? Arazinin en dik olduğu alanlardan geçerdir. Bak sağ taraftaki akarsuya bak. Bir ana hattımız var. Ana akarsuyumuz var. Bunu besleyen yan kollar var. Onu besleyen yan kollar var. Ama bazısında düz çizgi var. Bak şuradaki gibi mesela buradaki düz çizgi. Ama bazısında ise kesik kesik çizgiler var. Bu sürekli ya da mevsimlik olduğunu gösterir. Kesik çizgi var ise mevsimlik akarsudur. Düz çizgi var ise daimi akarsudur. Bunu da da unutmayalım. Eğer ki bir akarsu sularını deniz ya da okyanusa boşaltabiliyorsa bu açık havza özelliği gösteren akarsudur. Mesela Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri Karadeniz'e döküldüğü için açık havza özelliği gösterir. Eğer ki bir akarsu sularını deniz ya da okyanusa boşaltamıyorsa bu da kapalı havza özelliği gösterir. Mesela Aras ve Kura nehirleri sularını Hazar Gölü'ne boşaltır, kapalı havza özelliği gösterir. Hazar Gölü dedim dikkat edin. Şimdi ifadelerde şunu düşünün. O Hazar deniz değil miydi ya? Nasıl göl oldu diyebilirsiniz. Bir yerin deniz olabilmesi için okyanuslarla bağlantısının olması gerekir sevgili arkadaşlar. Hazar gölünün okyanusla bağlantısı yoktur. O yüzden biz yüz ölçüm olarak daha büyük bir yüz ölçüme sahip olduğu için deniz ifadesinde kullanabiliyoruz. Ama Hazar bir göldür. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Geldik kavramlara. Birinci kavram. Akarsu hızı akarsudan geçmekte olan su kütlesinin birim zamanda kat ettiği yoldur. Bunu metre bölü saniye olarak gösteririz. Peki bir akarsuyun hızını ne etkiler dediğimizde gelin şöyle bir düşünün. Ben bunların hepsini açacağım. Birincisi geldim. Su miktarı. Eğer ki bir akarsudaki su miktarı fazla ise o zaman akarsuyun akış hızı ne olur? fazla olur. Bu olumlu etkiledi. Devam ettim ikincisi. Yatak genişse akarsuyun hızı fazla mıdır az mıdır? Fazla dediğinizi duyar gibiyim. Dur orada. Yatak geniş olursa hız az olur sevgili arkadaşlarım. Yatağın ne yapması lazım? Daralması lazım ki mesela geniş bir vadiden dar bir vadiye giren bir akarsu da akış hızı artar. O yüzden yatak geniş olursa akış hızı azalır. Bu olumsuz şekilde etkiler haberiniz olsun. Bir diğerine yük miktarı akarsu aşındırdı malzemeleri. Malzemeleri taşımaya başladı. E bu malzemeleri taşırken ister istemez hızı azalacak. Yük miktarı fazla olduğunda akarsuyun akış hızı da azalır. Bunu unutmayalım. Geldik bir diğeri kayaçlar geçirgen bir yapıya sahip ise akarsuyun akışını sürdürdüğü yatak burası olsun ve su miktarında azalmalar yaşanırsa bu olumsuz etkiler burayı diyelim bilgimiz olsun. Bir diğer durum yatak genişliği gene söylemiş olduğumuz gibi geniş yataklarda akış hızı azalır sevgili arkadaşlar. Eğim en önemlisidir. Eğim fazla ise akarsuyun akış hızı da fazladır. Sevgili arkadaşlar dikkat edelim bunları unutmayalım. Geldik akım nedir dersek. Bak ikisi birbirine çok karıştırılır. Akış hızı akarsu hızı dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar birim zamanda aldığı yoldur. Ama akım debi ifadesi bir saniyede akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen su miktarıdır. Bunu da şöyle ifade edebiliriz. Metre küp bölü saniye. Yani saniyede kaç metre küp su geçiyor bundan bahsediyoruz. Akım geçen su miktarı akış hızı aldığı yoldur. Peki akımı neler etkiler dediğimizde buharlaşma miktarı fazla olan akarsularda akım düşer sevgili arkadaşlar. Su miktarı azalır. Yağış miktarı fazla ise akımı olumlu etkiler Devam ediyorum. Bunları bilden çekecek gitmiyor. Bitki örtüsünün gür olduğu alanlarda akarsuyun akış hızı azalır. Çünkü bitki örtüsüne çarpar ve buna bağlı olarak bitki örtüsü gür ise akımı azalır sevgili arkadaşlar. Geldik zeminin özelliği. Mesela kayaçlar geçirgen bir yapıya sahip ise e, su yeraltına sızacağı için akımı olumsuz etkiler sevgili arkadaşlar. Geldik kaynak ne kadar büyükse akarsuyun herhangi bir kesitinden geçen su miktarı da o kadar fazla olur, olumlu etkiler diyoruz. Havza geniş ise akarsuyun o kesitinden geçecek su miktarı da fazla olur. Bunu unutmayalım. Karıştırılacak en önemli bu. Havzanın genişliği, yatağın genişliği. Aman dikkat edelim. Akış hızı birim zamanda alınan yol, akım ise saniyede geçen su miktarı. Geldik. Akarsuyun yatağının herhangi bir kesitinden geçen su miktarının yıl içerisindeki değişimine akım değişikliği deriz ve bunu bir grafik haline dönüştürdüğümüzde rejimi ortaya çıkarır. Eğer ki bir akarsuyun yatağından geçen su miktarındaki değişim birinci grafikteki gibi çok belirgin ölçüde fazla ise biz buradaki akarsuyun rejiminin düzensiz olduğunu, ikinci grafiğe baktığımızda yatağından geçen su miktarındaki değişimin çok az olduğunu söylüyorsak, düzenli rejime sahip akarsu olduğunu söyleriz. Bak, burada bir akarsuyun rejiminin düzenli ya da düzensiz olmasındaki en önemli temel etken nedir derseniz, yağıştaki rejimdir. Eğer ki burada Yağış rejimi düzenli ise iki tane iklim bölgesi var böyle. Birincisi Ekvatoral iklim bölgesidir. İkincisi ise Okyanusal iklim bölgesidir. Bu iki iklim bölgesindeki akarsuların rejimleri düzenlidir. Ama mesela karasal iklim bölgesi diyebiliriz. Onun dışında Akdeniz iklim bölgesi diyebiliriz. Onun dışında Muson iklim bölgesi, Savan iklim bölgesi diyebiliriz. Buradaki akarsuların rejimleri düzensizdir. Çünkü yağış bir mevsimde çok fazlayken diğer mevsimde çok az olmakta. Peki rejimi etkileyen durumların başında beşeri faaliyetler gelecektir. Eğer ki biz akarsudan çeşitli ölçekte yararlanırsak geçen su miktarını da etkileyebiliriz. Geldi ki yeryüzü şekilleri akarsuyun rejimini etkiler. İklim en temel etkiye sahiptir diyebiliriz Bitki örtüsü gene aynı şekilde akarsuyun rejimini etkiler. Arazinin jeolojik yapısı suyun sızmasına bağlı olarak akarsu rejimini etkiler etkileyecektir diyelim ve geldik denge profili. Şimdi bir akarsuyun en temel amacı şudur. Şöyle bir arazi düşünün sevgili arkadaşlar. Şurada şöyle bir arazimiz var ve burası eğimli bir arazi olsun. Ve akarsu burada ilk akışını sürdürmeye başladıktan sonra temel mantığı şöyle gider. Eğer ki buradaki akarsuyun en temel özelliği nedir dersek araziyi böyle aşındırması lazım sevgili arkadaşlar. Aşındıracak ki ortamda eğimli, engebeli hiçbir yer kalmasın. Yani burada ne yaptı? Şurayı şöyle düz olarak düşünün sevgili arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Şurada şöyle bir vadi oldu. Bak akarsu ne yaptı? Birinci safhadan ikinci safhaya geçtiğinde araziyi yarmaya başladı. Arazi oymaya başladı. İşte eğimli bir arazide akışını sürdüren akarsu birinci safa, ikinci safa, üçüncü, dördüncü, beşinci safa dediğinde kaynak ile ağız arasında hafif eğimli bir arazide akışını sürdürür. İşte biz bu hafif eğimli bir arazide akışını sürdüren akarsulara denge profiline ulaşmış akarsular diyeceğiz. Peki bir akarsu birinci profilden yani dar ve derin bir vadiden akar iken daha düz bir vadiden akmaya başladığında ne gibi değişimler meydana geliyor dersek hadi bakalım. Birincisi yatak eğimi azalır. Çünkü eğimli bir yerden düz bir yerde akışını sürdürmeye başladı. E eğim azalırsa akış hızı da azalır. Aşındırma azalır, biriktirme faaliyeti artar. Enerji potansiyeli düşer. Bundan dolayı arazinin düz olduğu alanlardaki akarsulardan hidroelektrik potansiyeli olarak çok verimli ölçekte faydalanamayız. Eğer ki yataktaki derinlik fazla ise üzerinde taşımacılık ve ulaşım faaliyetleri de yürütülebilir. Avrupa'da bazı akarsular üzerinde bu faaliyeti yürütebilmekteyiz. Bilgimiz olsun. Geldik şimdi akarsuyla ilgili şekiller. Birincisi aşınım şekilleri. Vadi 5 vadi tipinden bahsedeceğiz. Şelale dev kazı Peri Peribacası, Kırgıbayır, Plato, Peneplen. Birikim şekillerine geldiğimiz zaman birikinti konisi, Yelpazesi, Dağit Ovası, Dağit Ovası, Irmak Adası, Delta Ovası, Peneplen. Yontuk düz demektir bu arada. Hem aşınımı hem birikim şekillerinde Menderes, Büklüm, Seki ise Taraça demektir. Buranın ekran alıntısını alıp ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü soru köklerinde öğretmeniniz size burayla ilgili ifadeleri de sorgulatır. Hadi bakalım gelin burayı biraz parçalayalım. Birincisi vadi. Akarsuyun sularını aktığı eğimli alanları biz vadi diyeceğiz. Eğer ki bir yerde böyle V profilli bir vadi görüyorsan burası akarsuyun genel itibariyle yukarı çığırıdır. Yani kaynağının bulunduğu yerdir ve böyle alanlarda eğim fazladır. Eğimin fazla olduğu alanlarda çentik vadi. Bak çentik kat Tik attın değil mi? V profilli vadi diye de geçer. Mesela bizim akarsularımızın yukarı çığırında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki akarsularda çentik vadileri çok rahat ölçekte görebilirsin. Boğaz Vadi'ye geldiğimiz zaman ise bakın şuraya dikkat edin. Şurada bir dağlık sistem var gördünüz mü? Bu akarsu burada yatağını, akışını sürdürüyor. Arazide orijinik hareketlere bağlı olarak yükselme meydana geliyor. Ve bu akarsu burayı parçalıyor. Ve bunun sonucunda gene buradayım fazla U profilli vadiler ortaya çıkıyor. İşte U profilli vadilere biz boğaz ya da yarma vadi diyeceğiz. Mesela Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Kuzey Anadolu Dağları'nı parçalaması, orada özellikle Canik Dağları'nı parçalaması şeklinde boğaz yarma vadiler meydana gelmiştir. Kanyon vadiler ise genel itibariyle farklı yaşınım derecesine sahip alanlarda oluşan vadi tipidir sevgili arkadaşlar. Karstik alanlarda da bu vadi tipini görebilmekteyim. Mesela Akdeniz iklim bölgesinde, Akdeniz bölgesinde bu vadi tipini görebilmekteyiz. Alüvyal tabanlı vadi diğerlerinden ayıran en temel özellik buradaki akarsuların büklüm yapmış olmasıdır sevgili arkadaşlar. Yani bu özellikle geniş tabanlı vadi diye de geçer. Eğimin az olduğu akarsuyun aşağı çığırlarında görülen vadi tipidir. Son vadi asimetrik vadi. Dikkat et. Bu yamaç daha düz, bu yamaç ise daha dik. O zaman akarsuyun sağında ve solunda kalan yamaçların eğim derecelerinin birbirinden farklı olmasıyla ortaya çıkan vadidir. Bak bu kısımda sol taraf için düşünüyoruz. Dirençli bir kayaç grubu varmış ama burada ona göre daha yumuşak bir kayaç grubu varmış. İşte bu da vadi tipini etkilemekte. Geldi ki dev kazanı sevgili arkadaşlar. Eğer ki bir arazide farklı aşınma derecesine sahip kayaçlar varsa, akarsular burayı aşındırdığında burada bir eğim kırıklığı oluyor. Bak kırıldı. Düz gidiyordu, kırıldı. İşte buradaki eğim kırıklığından aşağıya düşen akarsular burada çağlayanları oluşturur. Düştüğü yerde ise bir çukurluk oluşur. Bu çukurluğa ise biz dev kazanı diyeceğiz. Unutmayalım. Peribacıları bir kırgı bayır türüdür. Kırgı bayırdaki temel mantık ise Betlans kötü topografya diye geçer. Özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerindeki bitki örtüsünden yoksun alanlarda sel ve seyelan sularının yani sağanak yağışlar sonucunda küçük küçük akan akarsuların arazi parçalaması sonucunda oluşmuş berbat bir topografya. Berbat, Badlands. berbat oradan gelsin tamam mı? Kötü topografya. Peri bacaları da bir kırgı bayır türüdür. Özellikle volkanik bölgelerde sütun biçiminde yükselir. Tepe kısmında şapka şeklinde olan kayaç grubu bazalttır sevgili arkadaşlar. Yüzey kayacıdır. Alt kısımdaki daha büyük kütleye sahip olan kayaç türü ise tüftür. Bu da genel itibariyle yüzey kayacı olarak karşımıza çıkar. Peri bacaları volkanik bölgelerde görülür. Unutmayalım. Geldik peneplen diğer ismiyle yontuk düz sevgili arkadaşlar. Yontuk düzden temel mantığımız nedir? Akarsuyun denge profiline ulaşmadan bir önceki safhası. Bakın burada arazi eğimli engebeli. Üç tane akarsu buraya kuruldu. Araziyi parçalamaya başladı ve en son safhaya geldiğimiz zaman deniz seviyesine yaklaşmış arazilerde böyle düzlükler meydana geliyor. Hafif dalgalı düzlükler işte bu düzlüklere biz Peneplen ya da yontuk düz deriz. Birinci safhadan ikinci safha, ikiden üçe geçtiğimiz zaman şu üçüncü safha peneplen yontuk düzdür diyebiliriz. Hemen görsele bak. Burası düz, şurası yüksekte ve burası da düz. İşte biz yüksekte yer alan bu düzlüklere Plato deriz sevgili arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Akarsular tarafından aşındırılmış, çevresine göre yüksekte yer alan düzlüklere platolar deriz. Ve Türkiye platolar varlığı bakımından zengindir sevgili arkadaşlar. Temel sebep nedir dersek, çünkü biz Senozoik döneminde arazimiz toptan yükseliyor. Akarsular aşındırmaya başladığında da plato varlığı bakımından zengin hale geliyoruz. Bazı şekiller ise hem aşınım hem de birikime bağlı olarak meydana gelen şekillerdir. Bunlar Birincisi menderesler diğer ismiyle nedir dediğimizde büklümler bak görsele ne yapmış bükülmüş değil mi sağa sola doğru bükülmüş peki bunun hem aşınım hem birikim şekli olduğunun kanıtı nedir birinci kanıtı. Şurada arkadaşlar kopuk menderesleri görüyor musunuz? Kopuk menderesleri görüyorsunuz. Kopuk menderes arazinin yatağını değiştirdiğine kanıttır. Birincisi, bakın şurada çarpak dediğimiz kısım var. Şurada da yınak dediğimiz kısımlar var. Bunlar hem birikimin hem aşınımın kanıtlarıdır ve şunu unutma. Menderes oluşturan bir akarsuyun akış hızı azalır. Aşındırma gücü azalır. Biriktirme faaliyeti artar. Hidroelektrik potansiyeli düşer. Akarsuyun uzunluğu artar. Düşünsene düz bir şekilde gitmek varken akarsuyun işi, gücü yok ne yapıyor? Büklüm büklüm gidiyor. Aa bak gördün mü? Daha uzun bir yola sahip oldu mu? Oldu ve bunu da unutmayalım. Bilgimiz olsun. Taraçaya geldiğimiz zaman ise burada özellikle epirojenik hareketler de etkilidir. Epirojenez neydi? Hemen şöyle hatırla. Arazinin toptan yükselmesiydi. Arazi akışını sürdürdüğü alanda arazinin toptan yükselmesine bağlı olarak yatağını derine doğru kazar ve akarsuyun her iki yamacında basamak şeklinde kısa kısımlar ortaya çıkar. İşte biz bu basamak şeklindeki kısımlara taraça ya da diğer ifadeyle seki ismini vermekteyiz diyebiliriz. Geldik akarsu birikim şekillerini. Birincisi bir yerde akarsuyun birikim şekilleri oluşturabilmesi için birincisi akış hızının azalması lazım. Yük miktarının artması su miktarının azalması gerekiyor ki aşındırdığı malzemeleri bitirsin. Şimdi akarsu buradan malzemeleri aşındırdı ve dağın eteğinde böyle biriktirdi tamam mı? Öncelikle birinci birikimim birikinti konistir. Yani şuradaki koni şeklindeki birikimler var ya bunlar birikinti konisi olarak geçer. Sonra bu birkaç tane birikinti Birikinti konisi birleşirse birikinti yelpazelerini oluşturur. Birkaç tane yelpaze birleşirse de dağ eteği ovalarını oluşturur. Bak önce birikinti konisi, koni şeklindeki birikimler, sonra bunlar birleşti yelpaze birikinti yelpazesini sonra bunlar da birleşti dağ eteği ovasını oluşturdu. Mesela Bursa Ovası Uludağ'ın eteğinde bulunan bir dağ eteği ovasıdır diyebiliriz. Taban seviyesi ovası dediğimiz zaman biraz önceki peneplen yontuk düz dediğimiz alan var ya, Oradaki düz alana akarsuyun hemen deniz seviyesinin gerisinde biriktirmiş olduğu arazilerdeki oluşan düzlükler taban seviyesi ovası olarak geçer. Eğer ki akarsu aşındırdığı malzemeleri dağın iç kısmında biriktiriyor ve orada düz bir arazi oluşturuyorsa dağ içi ovası adı üstünde bak dağ içi ovası dağ eteği ovası dağın eteğinde iki dağın iç kısmında biriken düzlüklerdir diyebiliriz. Delta ovası ise akarsuyun aşındırdığı malzemeleri deniz kıyısında biriktiriyor oluşan düzlüklerdir diyebiliriz. Yani delta ovasının biraz gerisinde taban seviyesi ovasında görebilirsin. Peki herhangi bir arazide delta ovasının oluşabilmesi için neler olması gerekiyor dediğimizde birincisi kıta sahanlığının geniş olması lazım. Kıta sahanlığı nedir dersek 0-200 metre arasındaki derinliğe ne kadarlık mesafede ulaşıyoruz. Bir, ikincisi güçlü dalganın olmaması lazım sevgili arkadaşlar. Çünkü akarsu malzemeyi aşındırıp buraya biriktirdiğinde güçlü dalga buradaki malzemeleri alır, deniz içerisine doğru götürür. Gelgit etkisinin olmaması lazım. Gelgit Olmamalı diye yazayım. Şuraya da güçlü dalga olmamalı diye yazalım. Şöyle düzeltelim sevgili arkadaşlar. Akarsu'nun aşınım yapması lazım. Kıyıda güçlü dalganın olmaması lazım. Gel -git olmaması lazım. Ve bizim ülkemizde delta ovaları oluşabilmesi ihtimaldir, mümkündür ve çok fazladır. Mesela Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin aşındırıp Akdeniz kıyısında biriktirdiği malzemelerden oluşan ve Türkiye'nin en büyük delta ovası dediğimiz... Çukur Ova sevgili arkadaşlar. Bir delta ovasıdır. Yeşilırmak Çarşamba Deltası'nı, Kızılırmak Bafra Deltası'nı oluşturmuştur. Gene birçok alanda delta oluşum var. Çünkü bizim ülkemizde gelgitkenliği yok. Yani Türkçe meali nedir derseniz okyanusa kıyımız yok sevgili arkadaşlar ve delta ovası bu alanlarda oluşabilir. Irmak adasına geldiğimiz zaman akarsu akışını sürdürdüğü alanlarda akış hızının azalması yük miktarının artmasıyla birlikte bazı malzemeleri biriktirir ve akarsuyun içerisinde ada şeklinde birikimler olur. Biz bu birikimlere ırmak adası ismini veririz diyebiliriz. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Biz bu bölümde çözülme ile oluşan yeryüzü şekillerini öğrendik. Kütle hareketlerinin oluşturduğu oluşturduğu yeryüzü şekillerinden bahsettik. Rüzgarların oluşturduğu yeryüzü şekillerini yardank, tafoni, mantar, kaya, çöl kaldırımı ya da hamada aşınım ve birikim bazlı öğrendik. Akarsuların kavramlarını bunların oluşturduğu yeryüzü şekillerini öğrendik. Aşınım şekilleri, birikim şekilleri hem aşınım hem birikim şekillerinden bahsettik. Ve bugünkü dış kuvvetler birinci kısmın sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda dış kuvvetler 2'yi de işleyip dış kuvvet tamamen nokta koyacağız diyebiliriz. Hadi bakalım. Karşında günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.